Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün birkaç gündür etrafta gezen Nintendo Switch Pro dedikoduları, söylentileri hakkında konuşacağız. Şimdi Japonya'da yaşayan, aslında Alman olan Serkan Toto, endüstriyel analist ve video game analisti diyor ki 2020'de kesinlikle Nintendo Switch Pro gelecek diyor. Zaten kendisi zamanında Nintendo Switch Lite'ı da tahmin etmiş ve zaten biliyorsunuz Nintendo Switch Lite geldi. Zaten Nintendo Switch Pro da uzun süredir tartışılan bir konuydu. Hatta bunu kanalda da incelemiştik. İşte Nintendo iki tane modelle karşımıza çıkacak diye geçen sene videosunu yapmıştık. Biri Switch Pro, biri de böyle işte Switch Lite idi. Lite'ı doğru tahmin ettiği için bu Pro söylentileri de belki tutabilir. O yüzden bayağı böyle internette bu konu yer almış. Bana da bununla ilgili yorumlar yazdınız abi, senin düşüncelerin neler diye. Instagram'dan ve aynı zamanda da YouTube'da yorumlarda bunu belirttiniz. Ben de bunu biraz araştırdım ve gerçekten değişik detaylar var. Kendisi, yani Serkan Toto diyor ki hiç şüphem yok diyor. Nintendo 2020'de Switch Pro konsolunu çıkaracak ve benim fiyat tahminim 399 dolar diyor. 399 dolar. Yani bu ülkemizde olsa ne olacak? 4000 TL olacak. Şu anda 300 dolarlık bir konsolu 3000 lira sattıklarına göre orijinal olarak 4000 TL olur. Herhalde hani 3000'e 2500'e alırız herhalde spotçulardan. Amazon'da da %40 bir artış oldu biliyorsunuz. Yani %40 oldu vergi, gümrük vergisi bayağı sıkıntı, ama yine de %40 ile bile belki şeyden ucuz olur. Bilmiyorum, hani Türkiye'deki resmi satışından ucuz olur. Neyse, devam edelim. Şimdi kendisi diyor ki Nintendo Switch Pro işte dediğim gibi 400 dolar olacakmış. 2020'de gelecek. 4K bir deneyim sunacakmış. 4K desteği olacakmış. Aynı zamanda da kartuşların kapasitesi de artacakmış. Biliyorsunuz şu anda 32 GB kartuşlar. İşte herhalde 64 veya daha fazla olacak diye düşünüyorum. Çünkü Blu-ray'ler 50'ye kadar alıyor biliyorsunuz. 52 GB'a kadar veri alabiliyor, depolayabiliyor. Ondan sonra bir de diyor ki biliyorsunuz PlayStation 5 ve Xbox'ın yenisi yıl sonuna doğru gelecek. 2020'de konsollardan birkaç ay önce geleceğini söylüyor. Yani Ekim gibi falan herhalde, ya Eylül-Ekim gibi geleceğini söylüyor ve böyle olunca da hem İşte yeni konsollarla rahatça rekabet edebilecek, hem de ne bileyim yeni nesil oyunları da çalıştırabilecek sanırım. Bunun yanı sıra first party, yani ilk kendi eksklusif özel oyunları ve sistem satan oyunlarla gelecek diyor. Demek ki hani Metroid Prime belki, ya da Bayonetta 3 belki Switch Pro'ya özel bir şekilde gelebilir, ya da yani ona özel ek özellikleri veya işte destekleyici şeyler olabilir. Onun dışında Microsoft, daha fazla Microsoft oyunlarının Nintendo Switch'e geleceğini söylüyor. Xbox'ın desteklediği xCloud Gaming'in Nintendo cihazlarına geleceğini söylüyor. Nintendo'nun Nintendo 64 oyunlarını Nintendo Switch Online'a getireceğinden bahsediyor. Vay be, baya baya böyle güzel tahminleri var. Bunlar güzel tahminler. Kendisinin de zamanında Nintendo Switch Lite'ı tahmin ettiğini düşünürsek doğru olma ihtimali var. Bunun yanı sıra da bu ay bir tane Nintendo Direct olacağı ilgili söylentiler var. İşte haftaya da Nintendo Switch'in işte arayüzünün ve sistem update'inin geleceğini söylüyorlar. Bilmiyorum, hani çok değişik söylentiler var. Bunlar doğruysa bir şeyler olabilir. Haftaya bir şeyler duyurulabilir. Aynı zamanda da bir tane Switch'e Witcher oyununu port eden Saber firması da Witcher için yeni update üzerinde çalıştıklarını söylemişler. Yani Switch Pro için bir düzeltme update falan mı acaba, bilmiyorum, hani bir ipucu mu falan gibi düşündüm ama ondan emin değilim. Artı, bunu duydunuz bilmiyorum ama Red Dead Redemption 2'nin Nintendo Switch Gamepad şablonu sızdırılmış. Bu da iddiaları biraz kuvvetlendiriyor. Sonuçta şu anda hani Witcher gibi bir oyun Nintendo Switch'e çıkıyor ama Red Dead Redemption 2'nin çıkacağını ben çok düşünmüyorum. Çıkacaksa da yeni bir Pro gibi bir cihaz olursa çıkar. Yani ne bileyim işte, kuvvetli bir cihaz olsa çıkar. Herhalde bu da onunla ilgili bir bağlantı olabilir diye düşündüm. Hani şimdi Switch Pro çıksa işte Eylül gibi falan 400 dolara çıksa, bir iki ay sonra da işte PlayStation 5 ve yeni Xbox çıkacak. Onların da 500 dolar civarı olacağını tahmin ediyorum ben. Arada bir 100 dolar var. 100 dolar verip 8K destekli ya da böyle çok güçlü konsollar alabiliriz, ya da 400 dolara Switch'in Pro'sunu alabiliriz. Hani bilmiyorum, gerçekten karışık konular bunlar. Zaten ülkemizde çok yüksek işte kur falan fırladı. İşte 2020'nin o aylarında ne hale gelir kur hiç bilmiyorum. Gümrük vergileri de artabilir. Hani Amazon'dan alsak hem kur etkisi hem de gümrük etkisi
İşte hem de işte ne bileyim taşıma ücreti, shipping falan derken konsollar bizim için hayal olabilir. Ama yorum yakmak bedava. O yüzden hani ben de yorum yapıyorum. Eğer Switch Pro çıkarsa ben de bir şekilde elde etmeye çalışırım, almaya çalışırım ya da en azından uzaktan bakarım, incelemeden izlerim. Size bu konu hakkında bilgi veririm. PlayStation 5 ve Xbox için açıkçası çok heyecanlı değilim. Oyunları çıkacak oyunlara bekliyorum. Zaten genelde retro konsollarla vakit geçirdiğim için çok beni böyle heyecanlandırmıyor ama tabii ben de uzaktan takip ediyorum. Nintendo Switch Pro ile ilgili düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey çıkarsa alır mısınız ya da şu anda Nintendo Switch aldığınızda bunu duyup da üzüldünüz mü? Ne yaptınız? Hani bu tarz yorumlarınız varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.